Sevgili izleyiciler, reklam arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Sporda çocuk koruma programını konuşuyoruz ama tabii çocuk istismarına da değiniyoruz genel anlamda bu konuda. Reklama gitmeden önce bir konu konuşuyorduk. Hemen o kaldığımız o Tamam. virgülden devam edelim istiyorum. Hakikat komisyonunda Evet. kaldık. Hakikat komisyonu nedir? Hakikat Komisyonu özellikle eski sporcular, istismara uğrayan sporcuların bir komisyona gelip, bu bir psikolog da olabilir sadece, uzman psikolog da olabilir. Başından geçenlerin anlatması, bunun anonim bir şekilde veri tabanına işlenmesi, yani en azından konuşan kişinin ismi gizleniyor ama anlattığı konular, fiiller, davranışlar sınıflandırılıyor ve arkasından çocuk koruma programları bunun üzerine kuruluyor zaten. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok ama başlayabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nde The Voice Ses isimli program başladı 3-4 ay önce. Ve Avrupa Birliği'nde işte olimpiyat komiteleri, paralimpik komiteleri, belli kurumlar üniversitelerle işbirliği yapıyorlar. Kamuoyunu duyuruyorlar. Diyorlar ki gelin bize anlatın. Ve sporcular gelip psikologlarla konuşuyorlar. Ve şu anda 2018 Mart'a kadar süresi var. Eylül ayındayız bir rapor yayınlanacak. Türkiye'de henüz buna ilişkin bir çalışma olmadı ama geçen hafta Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bir yazı geldi Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından. Dediler ki biz bu Voice programına dahil olduk. Tüm ulusal komitemize destek vermesini istiyoruz dediler. Şu anda dosya bu Davet Paralimpik Komitesi'nin önünde değerlendirecekler ve sanırım bu hayata geçirilecektir. En azından şimdilik engelli sporcular açısından belki bir hakikat komisyonu oluşturulabilir. Engelli sporculara yönelik özellikle fiziksel ve duygusal şiddet konusunda bir raporlama yapabiliriz. Bu minik bir adımdır ama Türkiye açısından büyük bir adım olacaktır. Yani biz öncelikle istismarı kabullenelim. Kabullenmek için de istismara uğrayanları dinleyelim. Bunun yolunu açalım. Mesela bir önlem şeyi de buna bağlantılı olarak mesela Türkiye'de şu anda anonim bir hat yok. Yardım hattı yok. Oysa dünyanın birçok ülkesinde sporculara özel, çocuk sporculara özel yardım hatları var. Onu arıyorlar, uzmanlarla konuşuyorlar. Uzmanlar duruma göre başka uzmanlara gönderiyor terapi olarak veya belli kurumlara yönlendiriyorlar. Yani çocuk ilk başta ne anne ailesiyle ne de kulübeyle muhatap oluyor, doğrudan uzmanla muhatap oluyor. Ve bunlar özel eğitimli uzmanlar. Yani umarım Türkiye'de öyle bir yardım hattı da açılır. Şu an normal istismar mağdurları için bile bir yardım hattı yok. Belki spor lükstür ama inanın sporda istismara uğrayanlar diğer spor diğer çocuklar kadar fazla böyle bir yardım hattı da kurarsa devlet çok faydalı olacağını düşünüyorum. Siz uzun yıllardır istismar vakalarıyla uğraşıyorsunuz. Ve bu konuda Türkiye'nin kanayan yarası oldu. Bugün konumuz sporda istismar ve ona yönelik sporda çocuk koruma programlarını konuşuyoruz ama bu konu Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Gün geçmiyor ki bir haberde daha duymayalım. Tabii bu basına yansıyan kısmı bir de iceberg'in görünmeyen yüzü var. Yansımayanları var. Ancak adli bir vakaya dönüştüğü zaman bizler buradan aktarabilir hale geliyoruz. Ki toplumun da tepkisi aslına bakarsanız buna büyük. Öyle mi? Ya ben mesela şöyle söyleyeyim şiddetle ilgili olarak işte isim vereceğim. Biz Yılmaz Vural'ı gülen bir milletiz. Yazın Yılmaz Vural tekmeler, yerde taklalar atar, sporcusuna saldırır. Biz YouTube'da tekrar tekrar izleyerek güleriz. Oysa Yılmaz Vural şiddet uygular. Ama bize Türkiye'de parodi konusudur. Yani Şimdi tabii siz öyle iddia ediyorsunuz ama futbolcular açısından bakınca da hani onunla uzun yıllar çalışan futbolcular açısından Yılmaz Vural da sevilen bir karakter. Büyük bir çoğunluk içinde öyle ifade ama ediliyor zaten aslında. genelde bir iki sporcuya saldırır. Tüm takıma saldırmaz zaten. Yani istismar mağduru çocuk bazen takımda istisnaidir. Kenarda köşededir. Özellikle hatta uzaklaştırılır önce takımdan arkasından istismara O uğrar. zaman denge iyidir Yani demek denge yok belki. aslında. %50-50 değil. Yani belki o 28 kişi de belki bir iki sporcudur. Veya Hayır, basket... hayır. Denge derken davranışın dengeli olması anlamında söylüyorum. Yani işte. Çünkü bir ara işte dünya üçüncülüğü söz konusuydu futbolda Tamam. biliyorsunuz. Şimdi tam yılı hatırlayamıyorum ama 2000, 2'ydi galiba. 2002 miydi? Dünya Kupası Evet 2002. evet. O zaman işte milli takımlar mentörü Turgay Biçer'di. Çok da doğru bir yöntemle ben hatırlıyorum. Çok yakından takip ediyordum. Futbolcuları çok iyi yönde motive ediyordu. Sanıyorum o zaman da antrenörleri Ersun Yenal mıydı? Hayır, o Yanlış Şenol hatır. Güneş'ti 2002'de.
Dünya Kupası'nda. Üçüncü olduğumuzda. Evet, tamam, benim yanlışımı da siz düzeltmiş olun. Orada güzel bir görüntü vardı aslında futbol adına. Hem de mentorluk açısından da öyle, hani motivasyonu destekleyen bir durum söz konusuydu. Aslında bence bu temelde olmalı. Evet. Yani belli modelleri getiriyoruz yurt dışından ama sonra entegre etmekte zorluk çekiyoruz ya, galiba. Aynı kişilerle farklı sonuçlar arıyoruz biz. Mesela bugün de Sayın Acar Baltaş'ın bir röportajı yayınlandı bir gazetede. Orada hem antrenörde sporculardan, yani sporda adamlıktan bahsediyor. Yani adamlıktan bahsederken de bir yandan da işte o şiddet olaylarından da bahsediyor. Yani ki Sayın Acar Baltaş bu olay İsviçre maçları zamanında milli takımların danışmanıydı. Yani futbolda öyle bir şiddet sarmalı var ki biz büyükler açısından biliyoruz. Küçükleri bilmiyoruz. Birazcık araştıran videoları bulup seyrediyor zaten aslında. Yani TFF işte Fatih Terim'in ilk şeymiş aslında, ilk isteğiymiş bir listesinde. İlk sırada çocuk istismar programı varmış. Tam koydunuz bunu oraya, yazdınız ama güzel monteleyemediniz. Güzel açamadınız bu programı. Herkese açamadınız. Şeffaf değilsiniz. Kimin ne uyguladığı belli değil. Yani TFF çok büyük bir devrim yaptı aslında. En azından biz bu kavramı öğrendik Fatih Terim sayesinde. En azından ülke, kamuoyu öğrendi. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Sadece kavramı duyduk, o kadar. Ve işte yani Yılmaz Gral olsun, Fatih Terim olsun, başka şiddetle alınan bu şiddet, dediğin gibi. Yani bu duygusal da olabilir. Mesela Fatih Terim gece yarısı bir toplantı yaptı maçtan sonra ve dedi ki karşıma çıkabilen konuşsun dedi. Şimdi ben her şeye açığım diyor. Bana sizin soruyu sorabilirsin, bir anda karşıma çıkabilen konuşsun. Şimdi bir sporcunun Fatih Terim'in karşısına çıkması mümkün müdür? Değildir. Milyon dolar kazanan şimdi sporcu bile olsa. Bu da ayrı bir program konusu. Yani, çünkü, ama bunun devamıdır. Bu istismar kültürünün devamıdır aslında. Korkup ve üzerine kurulan bir kültürdür bu. Ama bu tabii bizim kültürel kodlarımızla da gelen bir şey. Dikkat edin, en çok korkulan, en çok sevilen, en çok işte şiddet gösteren, en çok bağımlı hale getirilen. Bu böyle hep bir döngü ve sarmal şeklinde devam ediyor. Şu şey diyor, şu dediğimi yap, yaptığımı yapmaya gidiyor. Fatih Terim Çocuk İstismar Programı'nı getiren bir kimse. Ama o programın ana şeylerinden biri işte yakın ilişkidir. Şiddetten uzak durmaktır. Ama Fatih Terim'i hepimiz tanıyoruz. Yani kendisi çocuk koruma programı mesela kendisi ne kadar uygulayabilir? Ya buna ne kadar uyabiliyor? En azından oradaki ilkeleri ne kadar kendi takımında uygulayabilir? Yani çocuk değil takımdakiler ama sonuçta ilkeleri büyükleri de kullanabilirsiniz. O anlamda modelleyebilirsiniz. Işte, modelleyebilirsiniz. Ama işte ya bir yazılı bir kod getirdiler ama uygulama konusunda getirenler bile onu uygulamıyor. Uygulayamıyor TFF'de. Peki, yani güzel şeyler de oluyor dediniz. Herhalde ilerleyen dönemde bu koruma programı belki futbolda bir yerleşik hale gelecek ama diğer sporlara da mutlaka yansıyacaktır. İnşallah. Bu noktada aileler ne yapmalı? En önemli sorulardan bir tanesi o. Yani bu işin en önemli ayağı spor yapan çocuk, antrenör ve ailesi. Çünkü üçü birbiriyle iletişim halinde olursa çocuk da bir yerde başarıya taşınacaktır. Peki böyle bir istismar söz konusu olduğunda aile ne yapmalı? Şimdi bu iki yönlü. Bir kulüp içine başvurabilecek. Aynı zamanda savcılığa da başvurabilecek. Bu istismar, daha sonra şiddet olayının niteliğine de bağlı. Çünkü cinsel istismarsa doğrudan zaten ceza kanunda hüküm var. Başvurulabilir. Fiziksel şiddet görüyorsa? Fiziksel şiddette de tabii başvurulabilir. Hatta bir de antrenörden veya yöneticiden geldiği için bir yandan cezalar artırılıyor burada. Savcılığa başvurabilir. Ama bir yandan kulüpte yönetime başvuracak. Diyecek ki sizin antrenörünüz böyle bir şey yaptı. Çünkü savcılık süreci, dava süreci çok uzun sürüyor. O anda antrenör antrenörlük yapmaya devam edecek. Kulüp bazında, federasyon bazında da aslında şikayette bulunması lazım. Ama başta söyledik, ne kulüplerde ne de federasyonlar bünyesinde bir protokol yok. Yani bir davranış protokolü, aksiyon protokolü yok. Onun belki bakanlık tarafına hazırlanması lazım. Hukuksal olarak da hukuksal boşluk olarak var o boşluklar zaman. Boşluklar var. Evet. Yani bilmiyor aile nereye başvuracağını. Mesela işte Avustralya'da çok 20-25 sayfalık bir kitapçık hazırlamışlar. Hangi durumda, nerede, nereye başvuracağını şemalarla infografik olarak göstermişler. Ve aile direkt oraya bakacak. Hazır dilekçeler de var. Sadece isim bölümünü dolduruyorlar. Her şeyi bakanlık hazırlamış. Spor Bakanlığı. Siz sadece formu dolduruyorsunuz. Kulübe, federasyona ve savcılığa başvuruyorsunuz. Yani aileler bilir,
işin fazla büyümesini de istemeyebiliyorlar. Ve genelde aslında profesyonel olmak isteyen çocuklar sosyoekonomik açıdan kötü durumda, evet, ailelerin. Genelde daha gelirli ve ailelerin çocukları oluyor. Bu ailelerin avukatlara başvurma, avukat yardımından faydalanma imkanları yok. Adli yardıma başvurabilir. Önce bunu öğrenmeleri lazım. Yani barolar adli yardım konusunda destek veriyorlar. CMK avukatları var, destek veriyorlar. Peki buradan duyuralım o zaman. Yani aileler özellikle dar, işte barolara başvurup, bulunduğunuz ildeki baroya başvurup ben CMK avukatı istiyorum derseniz eğer, bu durumda çocuk için bir avukat atanacaktır. Bu bakanlık, savcılık üzerinden de başvurabilirler. Doğrudan bir baroya da başvurabilirler. Bunun için herhangi bir masraf ödüyorlar mı? Masraf yok. Sadece muhtardan ve kaymakamlıktan yoksulluk belgesi alıyorlar. Onu götürüyorlar ve ondan sonra her şeyi baro üstleniyor zaten. Evet. Yani böyle bir hakları olduğunu da biz buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki son bir dakikamız. Bir de bunun karşı durumu var bu hadisenin. Kulüpler böyle bir şeyle karşılaştığında hukuksal olarak ne yapmalı? Tabii öncelikle mutlaka dinleyici... kendi işlerinde prosedürleri vardır ama bir hukukçu yani, olarak sizden yani alalım. Türkiye'de şunu öneririz. Önce çocuklardan sorumlu bir yönetim kurulu üyeleri olacak. Çocuklar önce ona başvuracaklar. O yönetim kurulu üyesi için bunlardan anlayan birisi olması lazım. Yani istismar nedir, ne diyedir, protokoller nedir diye. Ve hemen uzman savcılar, biri olmalı. Aynen. En azından bunun eğitimini alan, işte eğitimin bir içeriği de o aslında. Savcılığa da başvuracak ve federasyonlara da başvuracak. Yani kulüpler aman başımıza bir şey gelmesin demesinler. Çünkü çocuklara çok büyük zarar veriyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İlginç bir konuydu. Böyle bir kavramla biz de tanışmış olduk. Efendim bugün çocuk istismarına bağlı ayrı bir prosesi konuştuk. Sporda çocuk korumayla ilgili bilgi edindik. Konuğum avukat Mert Yaşar'dı. Yarın aynı saatte yine birlikte olacağız. Hoşça kalın, esen kalın.